Ben ne istediğimi biliyorum var. Seni ilk gördüğüm andan beri ne istediğimi biliyorum. Ben bunun daha romantik, daha yerinde ve zamanında olmasını isterdim. Ama az önce o adamın sana zarar verdiğini tekrar gözlerimle görünce dedim ki kendi kendime, neden daha fazla zaman kaybedesin ki? Nur. Benimle evlenir misin? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Sen kimin karısını evlenme teklif ediyorsun? Yiğit ne yapıyorsun? Sen kimin karısını evlenme teklif ediyorsun ha? O benim karım! O benim nikahlı karım! Gerçekten mi? Yiğit sakinleşir misin lütfen? Defol git. Hemen evimden defol git. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Yiğit, Yiğit sakin ol lütfen. Yalvarırım sana sakin ol bak. Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Ya bana bir bakar mısın? Hayırdır inşallah. Lütfen Yiğit. Lütfen sakin ol lütfen. Tayyar, bu giden... Olmaz. Gerçek olmaz bu. Bak. Bak burada ne var görüyor musun? Bu benim yüzüğüm. Bu benim alyansım. Bu benim evlilik alyansım. Duydun mu? Bu gerçek değil. Siz ikiniz, siz iki kuzen beni bununla mı kandıracaksınız be? Bir tane sahte evlilik cüzdanıyla mı kandıracaksınız? Siz beni bu aptaldı sandınız be? Tamam bak çok haklısın. Gerçekten Yiğit'in hala kocan olduğunu sandığın için çok haklısın. Ama kocan, çok özür dilerim eski kocan, seni çoktan boşadı. Hem de annenin imzasıyla, annenin vekaletiyle sen uyurken seni boşadı. Evet İcdal Hanım, annenin başından beri biliyordu. Sadece annen de değil, kardeşin. Sinan bu gerçeği öğrendiği için gitti buradan. Cahit de biliyor. Hatta Cahit bilmekle kalmıyor, Nur'un tarafını tutuyor. Nazan cadısı da biliyor. Fırat da biliyor. E bir de biz... Yani anlayacağın... Sen kocam kocam diye etrafta fır dönerken... Senden başka herkes kocanın aslında Nur'un kocası olduğunu biliyor. O adamın niyeti iyi değil. O adamı kendinden uzak tut dedim ama dinlemedin. İnadına, sırf inat uğruna beni dinlemedin. Böyle olabileceğini bilemedim Yiğit. Aklımın ucundan bile geçmedi. Adam sana evlenme teklif etti be. Gözümün önünde sana evlenme teklif etti. Ne demek istiyorsun Yiğit? Yani ben mi onu cesaretlendirdim? Ha adam manyak. Kendi kendine birden sana evlenme teklif etti değil mi? Kafasını esti birdenbire evlenme teklif etti sana. Nasıl beni suçlarsın? Seni nasıl suçlarım öyle mi? Sen o adamla gazetelere düş. Ondan sonra gecenin köründe kuytu köşelerde buluş. Ondan sonra ben seni nasıl suçlarım öyle mi? Ben o adamı cesaretlendirecek hiçbir şey yapmadım Yiğit. Nasıl yaparım? Benim gözüm senden başkasını görebilir mi? Sen bunu bana nasıl kondurursun? O nasıl kondurdu peki? He? Ona cesaret vermesen, ona evet diyebileceğini nasıl düşünür? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Aklımı kaçıracağım. Ya böyle bir manyaklık nasıl yapar bilmiyorum. Ama sen ona her şeyi söyledin. Bir yabancı artık evli olduğumuzu biliyor Yiğit. Artık ne yapıp adamı dellendirdiyse, Yiğitler eve çıkamadılar. Bas bas bağırıyor adam. Günahı boynuna, öbür adamla ne halt yediyse artık. Hafize, dilini mi yuttun ya? Sana diyorum bir şey söyle. Kocası evi başına yıkıyor diyorum. Bana ne Tayyar Efendi? Yıkarsa yıksın. Nur düşünsün artık onun ne kabahat işlediyse. Benim derdimdi sanki. Hasbinallah.
Güzel Hanım. Bu sefer uyumadan dondu bu kadın. İclal. Bak kendine gel. Ve kadını yakalatacaksın bizi. Bak beni duyuyorsun değil mi? Ha? Konuştuklarımızı hatırlıyorsun değil mi? Bak İclal. Sen bana yardım edeceksin. Ben sana yardım edeceğim. Yok anam yok. Şaptı kaymış bunun. Oo. Oo. Bir şey yoksa bundan hayır bekleyemez. Kimseye güvenme ne demek? Annene bile güvenme ne demek? Ne diyor anne bu? Yeter. İclal yeter. Daraldım vallahi. El alem ne der demeyeceğim. Havasım çıktığı kadar yangın var diye bağıracağım şimdi işte. Dengesiz kardeşim bir şeyler kırılmış işte. Ne yapayım ben? Ha? Ne yapayım ben şimdi? Nur. Sen hamilesin. Kendi kendine elin güvey olan kocama karşılıksız aşık bir kız dedim. Kocamın metresi çıktı. Aman metres öyle gelip geçici heves dedim. İmam nikahlı karısı çıktı. Ben daha neler göreceğim anne. Güzel Hanım, bak ver artık. Topla kendini. Bak şimdi, ben sana diyorum ki... Ben anladım seni. Sen bu iş bugün bitsin diyorsun. Ama zaten kaybedecek de bir şeyin kalmamıştı be Elmas. Onlar da kaybetti. Olsun. İclal. Yavrum. Hayırdır inşallah. Sadece nazik davranmaya çalıştım. Yani en ufak ipucu görseydim, böyle olabileceğini aklımın ucundan geçirseydim böyle davranır mıydım Yiğit? Davranmazdı. Evet, benim tanıdığım, benim aşık olduğum kadın böyle davranmazdı. Ama bu karşında duran, bu yeni Nur'un kime, nasıl davranacağını ben tahmin edemiyorum. Tamam, şu an bana çok kızgınsın. Ve ben bunu anlayabiliyorum. Bu yüzden bu sözlerini ciddiye almayacağım. Ne kadar canım yansa da
sözlerinin içten olduğuna inanmayacağım. İster inan, ister inanma. Bu söylediklerimi bana söyleten sensin. Böyle olmaz. Konuşacağız, halledeceğiz. Neyin var diyorum sana? İyi misin sen? Ha? Cahit. Git başımdan Nazan. Hayır, tabii ki gitmeyeceğim. Rahat bırak beni. Cahit, lütfen beni dinler misin? O kadından kurtulup yeniden başlayalım. Benim de pişmanlıklarım var. Tövbe ettiklerim var. Allah belamı versin, bir daha yapmayacağım dediğim o kadar çok hatam var ki Cahit. Ben seni Elmas'tan yana bağışladım. Sen de beni bağışla. Yeniden başlayalım. Hatamızla, sevabımızla birbirimize sarılıp yeniden başlayalım Cahit. Ne dersin? Böyle. Vallahi kadının gözü göz değil. Bu sefer gidici benden demesi. Enişte yalvarırım. Ne olursun sus artık. Ya evladım, takdiri ilahi giderse de gider. Hem giderse sana yarar, yalan mı? Tayyar,
Sen bir kahveye falan gitsene. Hı? Ben de çok meraklıydım sizinle oturup kalmaya. İyi tamam, ben gidiyorum. Ay. Ha, şşş, Hafize. Kara haber gelirse helvayı kavurmadan beni ara, tamam mı? Tövbe yarabbim. Ne oldu acaba? Ne oldu? Aferin kızım sana, aferin. Sen kocanın eski karısını merak et. Hayırlı yeğenim benim. Ay. Bir 3 yıl daha uyursa bu kadın şimdi. Of of. Neredesin kız sen? He? İşim vardı baba. Allah Allah. Analı kızlı bir haller var sizde. Hadi hayırlısı. Sanki çok severmiş gibi İclal Hanım için kurdeşen döküyorsun burada. Ben kızımın derdindeyim. Senin umurunda değil. Halacığım tamam ama. Bak zaten sabahtan beri hayatımın en abuk subuk gününü geçiriyorum. Vah vah vah. Yazık sana. Ne gamsız kızmışsın sen Nur. Ben ne olacak diyorum, bana mısın demiyorsun. Tabii. Benim kızımın derdi senin derdin olacak değil ya. Tabii. Senin kızına hiçbir şeycik olmaz anneciğim, korkma sen. Kız sen gel bakayım çabuk buraya otur, anlatacaksın bana. Otur şuraya, anlat bana her şeyi. Ne oluyor? Yoksa ayağımın altına alacağım seni. Tamam. Tamam, bir bavulumu alayım. Geliyorum hemen. Tamam. Hani gitmeyecekti benim kızım ha? Hani gitmeyecekti benim kızım? Allah'ım ne yapacağım ben bu kıza, ne yapacağım? Nereye gidecek? Ne yapacağım? Halacığım üzülme artık. Ben destek olacağım Elmas'a, merak etme sen. Söylemesi kolay Nur Hanım. İstanbul gibi yerde bir başına. Hatice teyzenlere git, orada kal diyorum, dinlemiyor beni. Başının çaresine bakacakmış da nasıl bakacaksın? Anneciğim sen kızını tanıyamadın mı daha? Bak şimdi ben bugün gidiyorum ya. Ama dönüşüm o şarkıdaki gibi olacak. Dönüşüm muhteşem olacak. Ama senin bu kısa gidişim için babama bir şey uydurman gerekiyor. Madem sen gidiyorsun, biz de durmayız burada. Bir dakika durmayız, biz de gideriz. Ama... Ay anne saçmalama. Şimdi bak ben gidiyorum ama dönüşüm o kadar hızlı olacak ki. Kızım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yine o Allah'ın belası adamla bir şey oldu, gönderiyorlar. Sen de beni kandırıyorsun döneceğim diye, değil mi? Ay anneciğim, tamam. Tamam, senin şu anda kafan basmıyor, biliyorum, tamam. Ama bak, bir sakin, bir sabret. Ben döndüğüm zaman her şeyi anlayacaksın. Allah'ım sen bilirsin yarabbim. Bu arada Nur, İclal Hanım fenalaşmış. Kızlar konuşurken duydum, hayırdır? Öyle birden bayıldı. Benim de aklım onda. Ya, sen yolcusun ama kuzeninin aklı kocasının eski karısında işte. Elmas. Bizi habersiz bırakma, tamam mı? Bak, şunu da al. Şimdilik bir otele geçersin. Sonra kiraya geçeceğin zaman emlakçıymış, depozito, kira parası falan. Ben sana destek olacağım. Ah, canım benim, canım benim. Allah razı olsun. Can bu can. Bak, yarın buluşalım. Çocuğu konuşmamız lazım. Hı, tamam, olur. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi. Ah, dur, tamam ben... Allah'ım. Allah'ım nasıl bir gün bu ya? Ne olurdu yani? Ne olup bittiğini bana söylesen. Ne yapacağım ben şimdi böyle bilinmeze gün sayıpa? Ne yapacaksın? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Nereye gideceksin? Benim kalacak yerim ve her bir şeyim de hazır anneciğim. Sen merak etme. Nasıl merak etme? Kız ben ne yapacağım sensiz? Tamam. Sabır anneciğim. Az sabır. Bak ne diyorum sana. Öyle bir döneceğim ki bu çiftlikte her şey değişecek. Göreceksin. Öyle şifreli şifreli konuşuyorsun. Vallahi ben artık... Boyunlusu devre sizeceğim. Vallahi tutamayacağım kendimi. Atlayıvereceğim üstüne. Hadi anneciğim sen içeri gir. Gireceğim yoksa dayanamayacağım. Hadi tamam merak etme. Dikkat et. Hadi gir. Nazan Hanım. Hadi Nazan. Durup dinlemeyeceksin herhalde, hadi. Cahit. Sen içeri gir.
Bu kadar olaydan sonra benim de bir kadın olarak bir iki çift laf etmeye hakkım var değil mi? Boş ver. Onunla muhatap olmanı istemiyorum, hadi. Zavallı Cahit. Sen ömrünün sonuna kadar muhatap olacaksın benimle. Elmas, sen hala... Cahit, yapma hayatım, tamam. Bak, seni kışkırtmaya çalışıyor işte, yapma. Hadi sen içeri gir. Ne söyleyecekse bana söylesin. Elimden bir kaza çıkmasın diye gidiyorum. Duydun beni Elmas. Arkamı dönüyorum ve insanlığımdan gidiyorum Elmas. Ne söyleyeceksen bana söyle. Sonra da evimizden defol git, utanmaz. Şimdi ben gidiyorum ya. Sen en azından kısa bir süre için bile olsa bir oh çekersin demiştim ama... şu an hep bakıyorum da sen bir oh bile çekemedin ben Ozan. Git kiminle düşüp kalktıysan bu bebeğini ona yama. Bizden yana şansın yok. Ne yaptın, ne ettin de bu adamı kandırdın bilmiyorum ama... bak, bak. Gerçek benim karnımın içinde. Er ya da geç, en geç 9 ay sonra her şey ortaya çıkacak. Benim bebeğim senin ipliğini pazara çıkaracak. Seni geldiğin o yere geri postalayacak. Beni de Elmas Kozan yapacak. Kendine dikkat et. Beni ara lütfen. Senden haber bekliyorum. Niye böyle oluyor anlamadım ki. Ha, ya yine uyursa, o uğursuz uykuya yine dalarsa Yiğit. Teyze, teyze sakin ol, tamam. Sakin ol. Niye hala çıkmadı bu doktor? Bu kadar zaman oldu. Ay kesin kötü bir şey oldu, kötü bir şey var. Teyze... peki İçlal neden bu duruma düşmüş olabilir? Ha? Sen ne düşünüyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oğlum bir şey olduğu yok. Hiçbir şey olmadı. Yani ikinci balayı deyip duruyordu yavrum. Ne söylediler? Ne oldu da bu kadar fenalaştı? Bilmiyorum ki. De sen de gördün işte. Yakama yapıştı yani. Ne bileyim. Tuttu yakamı işte. Gördün. Bilmiyorum ben de. Sana sormak lazım o zaman. Yoksa karın yine kızımı yıkacak bir şey mi yaptı? Ha? Yine bir iftira falan mı attı? Karımla... Doktor. Kendine geldi mi? Bayılmaya sebep olacak fiziksel tek bir bulguya bile rastlamadık. Çok şükür. Bu anlamda rahat olabilirsiniz. Yine fiziksel olarak değilse ne oldu peki? Psikolojik bir sebebi olmalı. Ben yanına gidebilir miyim? Henüz kendine gelmedi ama buyurun. Tamam, sağ ol. Biz de sizinle konuşmak istiyorduk zaten ama bir türlü vakit bulamadık. Boşanmak istersin benden. Söyle.
oldu sana güzel kızım? Ha? Yine kabus mu görüyorsun yavrum? Bugünkü tablonun sizi endişelendirmesi gayet normal. Ama İcrel Hanım'ın fiziksel durumu dört dörtlük diyebilirim. Değerleri de kaza öncesi değerleriyle aynı. Bir dakika ben... Bir dakika doğru mu anlıyorum şu anda? Yani İcrel tamamen iyileşti öyle mi? Ha? İcrel'in tamamen iyileştiğini mi söylüyorsunuz bana? İcrel Hanım da fiziksel olarak 3 yıllık bitkisel hayat sürecinin hiçbir izi kalmamış İlmi Bey. Yani İcrel tamamen iyileşti. Doğru mu duyuyorum öyle mi? Yani artık hafızasının yerine gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bu da evet eşinizin iyileştiğini gösteriyor. Ama hatırlamıyor yani. Hatırlamadığını söylüyor. İlginç. Bu tabloda artık hatırlamasını beklerdik. İcrel Hanım bu akşam ve yarın dinlensin. Sonraki gün birlikte bir görüşme yapalım. Belki hafızası için psikiyatrimizle bir destek çalışması yapabiliriz. Yani doktor bey, İcrel'in artık ölüm tehlikesi falan kalmadı. Ha? Bitkisel hayata girmesi söz konusu bile değil. Öyle mi? Evet Yiğit Bey. Size artık geçmiş olsun diyebiliyorum. Teşekkür ederim. Kerem Bey, tekrardan Fırat ben. Hazal Hanım'la da konuştum ama o da size ulaşamamış. Baskıya girmek için sizden haber bekliyoruz. Telefonunuzu açınca bana dönerseniz sevinirim. Nerede bu adam ya? Nur'un fotoğrafları hazır Fırat Bey. Kurye vereyim mi? Adam ortada yok ama ver bakalım. Kerem Bey'in evine teslim edecekler. Tamam. Elmas Hanım, ben de seni arayacaktım. Biliyorum. İcrel'in emriyle bana işimi geri veriyorsun. Çok açık sözlüsün. Çok açık sözlüyüm ve çok hamileyim ya. Pardon? Ay işte kendini kısırsan salak Cahit'ten hamileyim. Oldu mu? Olsun mu? Ay, sana zahmet bavulum da şurada kaldı ya ayak altında. Bir alır mısın onu? Elma sen ne diyorsun? Ay tamam ya, ben hallederim. Nerede kalacağım şimdi ben? Elmas'cığım sen biraz yavaş gel istersen ha. Tamam seni işe geri alıyorum ama kalacağın yer konusu beni ilgilendirmiyor. He, ajansta yatarım kalkarım diyorsan ona birkaç gün müsaade edebilirim. Sen de haklısın tabii. Kadın da seni arayıp haber verecek hal mi kaldı? Ne diyorsun Elmas? Şunu diyorum Fırat'cığım. Sen bana bir ev tutuyorsun ama parasını İcralcık ödüyor. Ama korkma yani o kadar uzun bir süre değil bu. Biz aramızda konuştuk, anlaştık. O beni en kısa sürede çiftliğe döndürmenin bir yolunu bulacak zaten. Ne zırvalıyorsun sen? Cahit'i yemedin geldin şimdi beni mi yiyorsun burada? Ha, ben sana ev tutacağım, parasını da İcral ödeyecek ha? Nereye uçuyorsun Elmas? Ay uçtum uçtum, sizin ekibe kondum Fırat'cığım. Ben de artık sizin ekiptenim. İcral Koza'nın bitik evliliğini kurtarma ekibi. Hatta o Aytül cadısına da sana da tur bindirdim ben biliyor musun? Yani artık İcral'in en güvenilir elemanı benim. Niye hala kendine gelmiyor? Doktoru çağırsak mı? Sakinleştiricisi bitmek üzere birazdan kendine gelir. Yavrum, İcral'im, ne oldu sana güzel kızım, ha? Ne oldu yavrum böyle? Hadi aç gözlerini anne. Hadi. Hadi benim güzel kızım, kendine gel yavrum. Allah'ım çok şükür. Çok şükür yavrum, İcral'im ne oldu yavrum, ha? Güzel kızım benim, ne oldu sana? Annenin imzasıyla, annenin vekaletiyle sen uyurken seni boşadı. Evet İcrel Hanım. Annenin başından beri biliyordum. Niye öyle bakıyorsun yavrum bana? Ha? Bana kızgın mısın? Yavrum. İşte.
Geldi mi? Kocan. Çok özür dilerim eski kocan. Seni çoktan boşadı İclal. Sen kocam kocam diye etrafta fır dönerken... senden başka herkes kocanın aslında Nur'un kocası olduğunu biliyor. İyi misin? Ha? İclal. Sakinleştirici vermişler de sersem gibi biraz. Ben bir doktoruyla konuşayım. Gel. İyi misin? İyiyim ben. Kesin öğrendi. Fırat seni öldüreceğim. Yani sen şimdi İcden'in her şeyi öğrendiğini söylüyorsun. Her şeyi, bütün gerçeği. Aynen. Evlilik cüzdanını gösterdin, bitti. Hepsi bu kadar. Ya İclal artık biliyor. Ay kaç kere anlatacağım ama. Sen yine ne dümen çeviriyorsun ya? İclal'i arayacağım. Ara. Ara tabii de. Yani pek telefonu açacak hali var mıdır ondan emin değilim. Aytül Hanım. Heh. Ha işte sor bakalım. İclal nasılmış? Kızıma ne yaptın? Ha? Gittin ona bir şey mi söyledin? Fırat sana soruyorum. İclal'e bir şey söyledin mi? Ben hiçbir şey söylemedim. Bir şey mi oldu? Bir şey olmuş. Hastanedeyiz. İclal bayıldı. İyiyim o. Neredesiniz? Hangi hastane? Otur oturduğun yerde. Benimle oyun oynama. Kızımın hayatı söz konusu. İclal hiç iyi değil. Normal değil. Hatta çok kötü. Ancak gerçeği öğrense bu hale gelebilir. Doğruyu söyle bana. Ona bir şey söyledin mi? Sana soruyorum Fırat. Onu bu hale getirecek bir şey söyledin mi? Hayır. Hayır, ben hiçbir şey söylemedim. Bir şey olmuş. Benim kızıma bir şey olmuş. Bak eğer... ona ne olduğunu bilip de söylemiyorsan... iki elim yakan da bunu bil. Sen yapmışsın. Sen gerçekten yapmışsın ya. Ama söylemiştim. Uyuyan güzeli uykusundan uyandırdım. Hadi ama hadi. Daha çok işimiz var. Daha bana ev bakacağız Fırat'cığım. İşler benimle konuşmayacak mısın? Belli bir şeyim var. Niye susuyorsun? Ha? Bak, istersen hazır buraya gelmişken psikoloğunla da konuşalım. Serumunuzu çıkaralım artık. Ben bir tuvalete gitmek istiyorum. Ben size yardım edeyim. Ben dışarıda bekleyeceğim. Benim evde kullandığım bir sakinleştirici vardı. Ondan fazla aldım galiba biraz. Al bak işte. Bilip bilmeden kullanırsan dokunur tabii sana. Kullandığınız ilaç doktor beyin yazdığı sakinleştirici değil mi? Şu küçük pembe haplar. O çok güçlü bir ilaç İclal Hanım. Lütfen dikkat edin. Peki ben ondan bir seferde 3 tane alsam ne olur? Bütün gece uyur, sabah da nerede uyandığınızı hatırlamazsınız. Gelin yardım edeyim ben size. Hepiniz anladınız ben. İlaçlarını fazla kaçırmış. Bu da o tuhaf bakışlarını, bütün hareketlerini açıklıyor teyze. Doktoruyla konuştum, randevu aldım. Bu kez gideceğiz. Bu ilaç meselesini de konuşacağım. İlaç. İlaç almış ha? Evet, rahatla artık. Hem duymadıkların da var. Ne varmış daha? Siz içerideyken doktoruyla konuştum. Fiziksel olarak tamamen iyi durumda. Erken değil mi daha? Teyze, İclal için artık ölüm tehlikesi yok. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ha? Kızın artık kurtuldu. O normal bir insan, o sağlıklı bir insan. İnşallah oğlum.
Artık kimseyi mutlu etmeyen bu sahte mutluluk oyununu bitirme zamanı geldi. Psikolojik durumuyla ilgili doktoruyla konuşacağım. Ondan sonra da bu oyun bitecek. Tercih ederdim ama. Sana söyledim. Senin emlakçı emlakçı dolaşacak halim yok. Ay tamam yani. Suyut odada olur. Kurtarır. Ben artık gidiyorum. Konuştuklarımızı unutma ve rahat dur. İclal seni aramadığı sürece onu aramayacaksın. Rahatsız etmeyeceksin, anladın mı? İclal senin gibi bir müttefiği olduğu için çok şanslı, biliyor musun? Aslında ben aranızdaki işbirliğini öğrendiğimde biraz şaşırmıştım. Yani sonuçta sen onun değil, Yiğit'in kuzenisin. Yiğit ve Nur çiftinin kuzenlerden yana pek şansı yok demek Elmas. Güzel cevap. Vallahi güzel cevap. Ben de kendimi uyanık zannederdim. Ya ben nasıl olmuş da bunca zaman senin İclal'e olan düşkünlüğünü fark edememişim. Düne kadar Fırat Bey'dim. Bir günde senli benli oldun. Buna ses çıkarmamam bütün davaline ses çıkarmayacağım anlamına gelmiyor. Kendine gel ve duracağın yeri bil Elmas. İclal'le konuştuktan sonra seni arayacağım. Bir dakika, bir dakika. Kerem Bey'den haber var mı? Sen şimdi işe mi karışıyorsun Elmas? İş değil, özel. Ne diyorsun yine sen? Ya işte... Ya işte tam çözemedim ama annemlerden duydum. Kerem Bey galiba bugün çiftlikteymiş. Hatta Yiğit Bey'den azıcık dayak bile yemiş. Allah'ından bulsun. Herkes Allah'ından bulsun. Benim kızıma bunu reva gören Allah'ından bulsun. Halacığım, bak bilmediğin şey için beddua etme lütfen. Söyle hanımefendi, söyle. Söyle de bileyim artık. Yine ne hata yapmış benim kızım. Ben böyle hiçbir şey bilmeden elim böğrümde kalmışım. Bir de beddua etme hala. Halacığım, bak haklısın. Ya bütün bu olanlar içinde en haklı, tek haklı sensin. Ama ben sana bir şey söyleyemem. Bak, Elmas biraz sakinleşsin, ha?
Ondan sonra alır seni karşısına oturtturur, konuşursunuz. Söylemesin. Kimse artık bana bir şey söylemesin. Ben böyle kör topal ciğerimi yaktığımda kal. Söyledim. Hala. Ben biraz dolaşmaya çıkacağım. Sen de sakinleş biraz, tamam mı? Bak, eniştem gelene kadar toparla kendini. Ben de tam sizi arayacaktım. Ne oldu? Sesin iyi gelmiyor. Ben artık bu kampanyaya devam edemeyeceğim Fırat Bey. Anlayamadım Nur. Şaka yapıyorsun herhalde. Çok ciddiyim Fırat Bey. Benim artık sancaklar için çalışmam mümkün değil. Bak, ne oldu bilmiyorum ama herhalde bunu benimle telefonla konuşmayı düşünmüyorsun. Neredesin sen? Şimdi çiftlikten çıkıyorum. Arabayla dolaşacağım biraz. İyi. Ben de çiftlik yolundayım. Yol üstündeki pastanede buluşalım, tamam? Tamam. Tamam Fırat Bey, ama benim kararım değişmeyecek. Bana neler olduğunu anlatmayacağınızı biliyorum. Ama her şey ortada. Bu kız size hiç iyi gelmedi Kerem Bey. Hem de hiç iyi gelmedi. Yine çalışalım olarak değil de dostum olarak mı konuşuyorsun? Her zaman çalışanınızdan önce dostunuzum. Benim tek bir dostum vardı. Dostum. Sevgilim. Bir tane. Yarim, yarım. Evet. O da İnce'ydi. Nur değil. Yıllar sonra tekrar İnci'yi yaşattı. Kayıp parçamı yıllar sonra karşıma getirdi sanırım. Ama korkma. Ona geç kalmışım. Bu kızın ona benzerliği evrenin kötü bir şakası gibi. Ama siz hiçbir şey için geç kalmadınız. O İnci değil. Ve o kız size uygun değil. Ve siz bunu da atlatacaksınız. Atlatacağım. Başka şansım yok. İzin verirseniz bu süreçte yanınızda olmak. Biraz yalnız kalabilir miyim Enes'a? Yarın şirkette görüşürüz, olur mu? İclal araba sarsıyor mu kızım? Daha yavaş gideyim isterseniz. Annemle kocam benim ya. Ay, nasıl da düşünüyorlar beni. Ama abartmayın. Alt tarafı serum aldım, ameliyat olmadım ya. Ya konuşmak kolay tabii şimdi. Seni hastaneye götürene kadar neler yaşadık bir de bize sor. Ya zor işte öyle. Benim annem olmak da zor, kocam olmak da zor. Bizim bu zorluklardan bir şikayetimiz yok ama, değil mi Yiğit? Tabii ben kocamı bilirim zaten ya. Benim kocam zoru sever. Doktorunla konuştum. Yarın doktoruna gideceğiz. Psikolojik olarak kendini hasta hissediyorsun ama artık hasta değilsin. Hem konuşunca sen de ikna olacaksın. Ya. Bak sen ya. Demek benim kocamın artık böyle Türk gibi sağlıklı bir karısı var, öyle mi? İyi. İyi, bu kutlamaya değer.
yapıyor bu? Oh Nur Hanım, yol kesiyor bir de. Yiğit ne oldu ya? Şey, birden böyle yolunuzu kestim ama İjder Hanım'ı merak etmiştim. Yani hepimiz, bütün çiftlik. Böyle arabayı görünce de önünüze fırladım. Gözlerimi yaşartıyorsunuz. Yani bütün çiftlik gözlerimi yaşartıyorsunuz. Üzülme. Türk gibiyim ben. Çok şükür. İcral çok iyi. Hiç olmadığı kadar iyi. Çok sevindim. Ne büyük habermiş bu benim sağlık durumum ya. Yiğit, böyle yolun ortasında bekleyip duracak mıyız oğlum? Tabii tabii, ben sizi daha fazla tutmayayım. Hem zaten ben Fırat Bey'in yanına gidiyordum. İş konuşacağız, bazı sorunlarımız var da. İyi, yolun açık olsun bakalım. Tamam o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Bırakmasın. Çok hızlısın işte. Demek ki iyisin. Meraktan çıldırıyorum. İyi misin? Hastaneden çıktın mı? Konuşmamız lazım. Fırat Bey. Hoş geldin diyeceğim ama hoş gelmediğini görüyorum. Neler oluyor Nur? Bunu söylemek benim için gerçekten kolay değil. Sizi yarı yolda bırakma duygusundan nefret ediyorum. Ama başka bir çarem yok. İşi bırakıyorum. Ne yaptın, ne ettin de bu adamı kandırdın bilmiyorum ama. Bak, gerçek benim karnımın içinde. Er ya da geç, en geç 9 ay sonra her şey ortaya çıkacak. Benim bebeğim senin ipliğini pazara çıkaracak. Seni geldiğin o yere geri postalayacak. Beni de elmas kozan yapacak. Nazan. Neyin var senin? Yok, bir şeyim yok. İyiyim ben. Öyle dergiye dalmışım. Bırak Allah aşkına ya. Bir saattir bu dergi elinde Nazan. Tamam, dalmışım işte. Nazan, o kadın ne dedi sana? Söyle bana ne olur. Ay ne söyleyecek Cahit ya? Nazan, Elmas'la konuştuğundan beri normal değilsin. Ay yok bir şey. Gerçekten bak, iyiyim ben. Yapma Allah aşkına. Nazan, sen yapma Allah aşkına ne olur. Belli ki bir şey söylemiş, sinirlendirmiş seni. Söyle ne olursun ya. Sana öyle gelmiş Cahit. Benim aklım şimdi İcra'ya takıldı. Ay ne oldu ki kız acaba? Yazık. İcra iyi misin yavrum? Daha iyisin değil mi anne? Seni yukarı çıkarayım ben, gel. Yok anne, yok. Ben yatarım, zaten çok uyku bastırdı, uyuyacağım. Ay İcra. Ay iyisin değil mi maşallah? Nazan cadısı da biliyor. Kocama sor ne kadar iyi oldu bu Nazan. Geçmiş olsun İclal. Çok korkuttun bizi. Cahit de biliyor. Hatta Cahit bilmekle kalmıyor, Nur'un tarafını tutuyor. Ben bugün herkesi çok korkutmuşum ya. Merdivene çıkabilecek misin? Çıkabilirim ben. Çıkarım. İclal. Nazan biz bahçedeyiz. İclal. Anne. Uyuyacağım. Rahatsız etme. Beni yanına istemiyor. Ne dedin sen? Ha?
Yok. Yok, bir şey yok. Yalancılar. Yalancılar. Biz yalancısınız hepiniz. Ama ben acını çıkaracağım hepinizden. Hepinizin burnundan fitil fitil getireceğim. Getireceğim hepinizin burnundan. Yüzden getireceğim size. Elmas. Hele şükür yaşıyorsunuz İcler Hanım. Yaşıyorum. Yaşayacağım da hem de öyle bir yaşayacağım ki. Aa, intikam kokusu alıyorum. Neler yapacağımı sen bile tahmin edemezsin Elmas. Teessüf ederim. Beraber yapacağız desek? Önce sana güvenmem lazım. Bir dakika, bir dakika. Ben sizi ayakta uyurken uyandırdım. Vaat ettiğim her şeyi de gerçekleştirdim. Şimdi madem biz güven pazarlığı yapıyoruz, o zaman sıra sizde. Siz de bana vaat ettiklerinizi yapacaksınız ki dileyin benden ne dilerseniz. Biraz sabret. İstediğini alacaksın. Unutma Elmas. Ben kazanırsam sen de kazanacaksın. Ya bu olanlara inanamıyorum. Ya buna gerçekten inanamıyorum. Ya beni düşünsenize. Ben de haliyim tahmin edebiliyor musunuz? Ya Yiğit'in gözünün önünde öyle mi? Hatırlatmayın bana. Yani günlerdir Kerem Bey yüzünden Yiğit'le birbirimizi yedik. Onun böyle Yiğit'i haklı çıkarabileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Ya dur bir dakika dur. Ya kafamı toplamaya çalışıyorum. Adam sana kocanın yanında evlenme teklif etti ve sonra da yumruğu yedi. Hatırlatmayın bana lütfen. Ve Yiğit de yani Sancaktar biliyor o zaman. Sizin evli olduğunuzu biliyor. Yiğit tutamadı kendini. Bu çok... Tehlikeli biliyorum. Bakın neyse bu Yiğit'le benim aramdaki bir problem. Şimdi biz iş konusunu... Seni anlıyorum Nur. Aklının ucundan bile geçmeyecek bir şey yaşamışsın. Ama işi öylece bırakamazsın. Bunu söyleyebildiğinize göre beni yeterince anlayamamışsınız. Nur bak bu bir iş. Çocuk oyunu değil. Küstüm oynamıyorum diyerek yarım bırakamazsın. Peki bu şartlar altında ben nasıl Kerem Bey'in yanında çalışabilirim? $1 milyon. Ne? Kampanyayı yarıda bıraktığında ödemek zorunda olduğumuz para. $1 milyon. Nasıl? Nasıl yani? Nasıl öderim diyorsan kocana söylersin, o da memnuniyetle öder. Ya o ayrı. Ama bana kendini yanlış tanıtmadıysan kocanın parasıyla onlarca kişiyi ekmeksiz bırakmak benim bildiğim Nur'un yapacağı bir şey değil. Ben sadece kendim bırakmak istedim. Ben kimin ekmeğiyle oynayacağım ki? Ne diyorsun ya? İcler şimdi tamamen iyileşti mi yani? Ölüm tehlikesini falan atlattı mı? Geçti. Hepsi bitti. Artık sıkacak diş kalmadı derken, Allah'ım yardım et derken hepsi bitti. İcler iyileşti. Az kaldı, çok az kaldı. Artık karımla aynı geceye uyuyup aynı sabaha uyanabileceğim. Göğsümü gere gere elinden tutabileceğim onu. Artık kaçak göcek görüşmek yok. Bitti. Bütün bu kaos, hepsi bitti. Bitti, bitti diyorsun ama İcler gerçekleri öğrenince... Hayalci değilim, farkındayım. Kolay olmayacak biliyorum. Gerçeklerle yüzleştirmek işleri, yalanlarla uyutmak kadar acımasız olmayacak. Bundan sonra hayatımızda sadece gerçekler olacak. İşleri ben anlatırken tabii profesyonel destek almayı düşünüyorum. Onun çocuğumun annesi olduğunu, hayatımda her zaman var olacağını unutturmayacağım. Bak Yiğit, yani moralini bozmak istemiyorum ama işlerden bahsediyoruz. Bak yalanlar yüzünden kocam benimle niye ilgilenmiyor? Kocam bana niye dokunmuyor, benden niye uzak diye her gün acı çekeceğini, gerçekleri öğrenip bir kere acı çeksin. Bu oyun da hepimiz için bitsin artık. Peki, Nur'un haberi var mı bunlardan? Nur'la gerginiz. Bak sakın nedenini sorma, aklıma getirip sinirlenmek istemiyorum. Ama düzeleceğiz. Nur en başından beri yapması gerekeni yapacak. Bu saçma sapan işi bırakacak. Önce o bana müjdeyi verecek, sonra da ben ona. Hepsi bitti.
hayatını ne sanıyorsun? Öyle elini kolunu sallayıp bay bay diyeceksin ve kimse bunun bedelini ödemeyecek, öyle mi? 35 kişi ekmek yiyor bu işten. Yiğit Gül'ü oynaya senin tazminatını ödeyecek. Ya çalışanların ne olacak? Hepsi işsiz kalacak. Hepsi mağdur olacak. Neden? Nur Hanım'ın gizli evliliği çatırdamasın diye. Nur. Hey. Dalmışsın, ben geldim. Dalmışım öyle. Ya. Fırat çok mu yordu seni? Yoksa o adamla mı konuştun? Hayır, hayır. Ya ne alaka? Hem zaten o adam benimle bir daha konuşabilir mi sence? Bilmem. Adam dayağı doymadıysa. Hatırlatma lütfen. Bak sinirlerim çok bozuluyor. Vallahi senin mi, benim mi güzel karıcığım? Neyse biz bu gece buraya kutlama yemeğine geldik. Kutlama mı? Evet. Senin işsizliğini kutlayacağız. Şaka şaka. Sen işsiz falan kalmazsın. Bir kere ben varım be. Senin işi bırakmanı kutlayacağız. Sonra da... Yiğit. Ben işi bırakmadım. Ne yapmadın? Bırakamadım. Beni kandıranlardan biri olduğum için bana ne yaptığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Nasıl aptal yerine konulduğumu, beni aylarca nasıl bir zavallıya çevirdiğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbirinizi affetmeyeceğim. Yiğit'i affetme. Anneni affetme. Ama beni, ben bunu hak etmiyorum Nijden. Sana defalarca söylemek istedim. Ama her seferinde anneni tutsana. Sen hiç merak etme. Ben en çok da annemi affetmeyeceğim. Masallarla uyuttu beni. Öğrendiğimi bilmeyecek. Durduramayacak beni. Cilen, artık her şeyi biliyorsun. Vazgeç artık. Vazgeçmek mi? Hala anlamıyor musun? Evlendiklerini bile bile görmüyor musun? Onlar birbirlerini... Sakın. Sakın devam etme Fırat. Görmüyor musun Cilen? Ne yaparsak yapalım olmuyor, olmayacak. Senin yeni taktiğin bu mu? Ben gerçeği öğrendim. Benim hayallerim bitti. Şimdi senin hayallerin başladı değil mi? Şimdiye kadar benim yanımdaydın. Şimdi belki beni elde edebilirsin diye karşımdasın, öyle mi? Tamam. Tamam, ben bunu da unutmayacağım. Allah kahretsin. Allah kahretsin ki karşında değil, her zaman yanındayım. Seni tamamen kaybetmek pahasına, sırf senin kalbin kırılmasın diye kendi kalbimi parçalaya parçalaya yanındayım. O kadar yanındayım ki Nur'un bugün işten ayrılmasına engel oldum. Ve yine o kadar yanındayım ki şimdi sana çok işine yarayacak bir şey söyleyeceğim. Kerem Sancaktar. O ikisinin evli olduğunu biliyor. Sen ya. Bu işine yarayabilir. Evet. Yarayabilir. Ama ne elmas ne sancaktar. Hiçbir senin kadar işime yaramayacak Fırat. Sen bana öyle bir zafer kazandıracaksın ki. İşi bırakamadım ya. Yiğit, söylüyorum ya sana. Tamam. Bir tek sen vicdansızsın değil mi? Ben vicdansız ayının teki miyim? He? Ben emekçi değil miyim? Ben karım yüzünden o kadar insanın mağdur olmasını isteyecek adam mıyım? İşte anlıyorsun beni.
Ben... Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Ne demek karışma? Bu benim işim. O kadar insan benim yüzümden. O kadar insan senin yüzünden işsiz kalmayacak. Hepsine teker teker iş bulacağım ben. Hepsine iş vereceğim. Aşkım, saçmalama. Bak beni bir dinler misin lütfen? Ben Fırat Bey'le her şeyi açık ve net konuştum. Kerem Bey'le artık muhatap olmadan çalışacağım. Bunun bir yolunu bulacakmış, söz verdi. Başlarım onun sözüne. Ya sen ne yaptın zannediyorsun ya? Sana kimseyi mağdur etmeyeceğim diyorum. Sen daha ne istiyorsun ya? Heh? Senin derdin ne? Senin derdin insanların mağduriyeti falan değil ha. Onların ekmek parası falan değil. Senin derdin o işi bırakman. Sen o işten vazgeçmiyorsun. Yiğit yapma böyle. Bak yine öfkeyle konuşuyorsun. Ya bırak Allah aşkına. Benim öfkem senin umurunda falan değil. Aşkım ne olursun böyle yapma. Bak ben seni anlıyorum. Öfkeni de hak veriyorum. Sana söz veriyorum. Kerem Bey'le bir daha bir araya gelmeyeceğim. Ama işim... Sen o işi mi bırakamıyorsun? Yoksa o ağzını burnunu dağıtacağım adamın ilgisini mi? Yiğit kendine gel. Bak eğer o işi bırakmazsan... Bırakmazsam ne? Tehdit mi ediyorsun beni? Bu nasıl bir hırs, bu nasıl bir bencillik? Ben sana hak veriyorum derken sen nasıl konuşursun böyle? Yok ama sen haklı durumdayken bile haksız duruma düşmeyi o kadar çok seviyorsun ki... ...benim sana hak vermeme bile izin vermiyorsun. Tamam, adam bana evlenme teklif etti. Ama artık evli olduğumuzu biliyor. Konu kapandı. Ama sen seninle evli olduğunu sanan bir kadınla hala aynı yatağa giriyorsun. Ben aylardır buna katlanırken... Sen benim o adamın şirketinde çalışmama bile katlanamıyorsun. Gene aynı şeyi yapıyorsun. Gene aynı şeyi, gene aynı sidik yarışı. Ben bu gece buraya bambaşka şeyler konuşmaya gelmiştim. Ama sen insanda nefes alma isteği bile bırakmıyorsun. Yiğit, benim de senin hatalarında boğulduğum çok oldu. Ama ben seni her gördüğümde senin de nefes almasını bildim. Sen bizi boğuyorsundur. O Allah'ın belası manken olma sevdanla bizi boğuyorsun. Ve ben artık nefes almak istiyorum. Ne demek oluyor bu? Yiğit dur! Ne yapıyorsun böyle buralara çekildin yavrum? Araştırma yapıyorum. Ne araştırıyorsun? Kocamı eve bağlama büyüsü. Yok artık. Sen de farkındasın yani benim işimin büyülerek aldığını. Ne münasebet. Yine niye böyle karamsarlık içindesin? Ha? İçine kapandın. Ne oldu? Bu ilaç meselesine inanmadığımı biliyorsun değil mi İcray? Sana bugün ne oldu? Anne, sen niye bu kadar telaşlısın ya? Sanki böyle gerçekleşmesinden korktuğun bir şeyin olup olmadığını soruyormuş gibisin. Ne demek istiyorsun sen? Sen ne dememden korkuyorsun anne? İcray sen bana kızgın mısın? Yorgunum ben ya. Bayağı yorgunum. Sende bir şey var. Bana bakışında, konuşmanda. Bir şey var. Yavrum ben sana ne yaptım? Seni kızdıracak ne yaptım işte? Anne sen beni cidden güldürüyorsun ya. Ben gerçekten gülüyorum sana. Bilmece gibi konuşma. Ne var senin dilinin altında bakayım? Uzatma ama anne ya. Uzatma. Benim dilimin altında senin bilmediğin ne olabilir ki anne? Kocamla o kadın dışarıda. Muhtemelen de romantik bir akşam yemeği yiyorlar. Ben de burada böyle bekliyorum işte anne. Bu. Ben sana sadece bu geceyi değil, bu sabahı da, bütün günü de soruyorum. İcler ben senin annenim. Sen benden hiçbir şey saklayamazsın. Sana bugün ne oldu İcler? Sen bana ne olduğunu gayet iyi biliyorsun anne.
Sanki benim de normal bir hayatım, normal bir evliliğim varmış gibi normal şeyler bekleme benden ya. Yine karamsarlık. Ne hissettiğini anlıyorum. Ama içini ferah tutmak zorundasın. Karamsarlık en az o kadın kadar düşmanın senin. Asla unutmayacaksın. Bugün için için ağlıyorsan, yarın gülen sen olacaksın İçler. Kazanacağım. Çok az kaldı. İnan bana. Ben kazanacağım. Hayatımla oynadınız. Şimdi ben oynayacağım. Sizinle hayatımın oyununu oynayacağım. Beni hayal kırıklığına uğratan herkesin hayallerini tek tek ellerimle kıracağım. Büyük oynayacağım. Hepinizden büyük oynayacağım. Misafiriniz geldi. Salonu aldım efendim. Kerem Bey bana hala dönmedi. Beyaz Alan'ın inisiyatif kullanmayı reddediyor. Dolayısıyla arkadaşlar Kerem Bey ne istediğini söyleyene kadar beklemedeyiz. Siz biraz devam edin. Benim kısa bir işim var. Benim karıma evlenme teklif ettiğini biliyorsun değil mi? Yiğit ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demeyeceksin zaten, yapacaksın. Nur'u bu işten çekeceksin. Adresinizi Fırat'tan aldım. Böyle çat kapı pekişik olmadı, farkındayım. Doğrusu beklemiyordum. Beni şaşırttınız. Ay çok affedersiniz ya. Böyle ister istemez gözüm takılıyor. Kötü görünüyor gerçekten. Küçük bir kaza. Kaza. Bu görünmez bir kaza mı? Yoksa göstere göstere gelen cinsten mi? İşcan Hanım, ben size kabalık yapmak istemem ama sormak zorundayım. Neden buradasınız? Ben aslında tam da yüzünüzdeki bu morluk yüzünden buradayım. Şaşırttım sizi galiba. Evet, ben yüzünüzdeki bu izin kocamın... Pardon, alışkanlık işte. İnsan onca yıldan sonra kelimeleri kolay değiştiremiyor. Bu küçük kazanızın eski kocamın eseri olduğunu biliyorum. Siz biliyorsunuz. Yani sizden daha uzun süredir değil. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sanırım tekrar sormak zorundayım. Neden buradasınız? Sizinle dertleşmeye geldiğimi düşünmüyorsunuz sanırım. İnanın bana, ben bir süredir hiçbir şey düşünemiyorum. Sorun değil. Hiç sorun değil. Ben ikimiz için de düşünüyorum. Bu ziyaretin nereye varacağını çok merak etmeye başladım doğrusu. Kerem Bey. Eğer siz de en az benim kadar ne istediğinizi biliyorsanız... ...ve bu istediğiniz şeyden vazgeçemiyorsanız... ...ziyaret çok güçlü bir işbirliğine varacak.
O herifi benim karımın başına sen musallat ettin. Yiğit, sesine de sözlerine de dikkat et. Çiftliğinde değiliz. Burası benim iş yerim. Ulan iş yerini başını yıkmamı istemiyorsan o herifi karımdan uzak tutacaksın. Biraz daha bağırırsan bütün ajans Kerem Sancaklar'ın işleri asıldığını sanacak. Bana bak lan, benim şakam falan yok, anlıyor musun? Benim karım konusunda şakam yok. Karım. Ben karına söyleyeceğimi söyledim. Elimden geleni yapıp adamı ondan başlarım elinden geleni. Bu işi bitireceksin, anlıyor musun? Bu iş bitecek. Yiğit, bak ben sana insan gibi söylüyorum. Ben karınla konuştum. Ona dedim ki, hocan tazminatını öder, çeker gidersin. Sonra da ekmeğinden olacak reklamcılarla ona duygu sömürüsü yap. Peki sen ne yaptın? Herkese ekmeğini veririm dedim ama bunu umursamadı bile. Şimdi git karının yakasını yemiş. Benim yakama değil. Ben karına çıkabileceği bütün kapıları açtım. Sen de açmışsın. Ama o bu kapıdan çıkmak istemiyor. Şimdi bana burada asarım keserim yapacağına git karına sözünü dinlet. Bütün bunları sen başlattın. Ve ben unutmayacağım. Yiğit! Ne var? Lütfen içeride olay çıkarmadığını söyle. Ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Nasıl sakinleştireceğim ben seni ya? Bağırdık Yiğit kuzu. Acayip sinirliydi, bağırdı, çağırdı, gitti. Vallahi Fırat Bey parçalayacaktı neredeyse. Ya, acayip kavga oldu yukarıda. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Fırat Bey yukarıda mı? Ben bir gidip bakayım. Neyse ki tek parçayım. Sancaklar ziyaretinden sonra hemen ara beni. Yiğit çıldırmış durumda. Adamı ikna edersen bu iş kolay olacak. Kerem Bey, ben size yeterince açık oldum. Şimdi sıra sizde. Bana açık olun lütfen. Benimle işbirliğine var mısınız? İlginç bir işbirliği tanımınız var İçlal Hanım. Sürprizlerle dolusunuz. Ben sizin deyiminizle her ne kadar ne istediğimi çok iyi biliyor olsam da bütün bu anlattıklarınız,
tuzaklar, oyunlar. Hiçbiri bana göre değil. Yani dün evlenme teklif edecek kadar istediğiniz kadının bugün oyun oynamaya değer olmadığını düşünüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Benim işim güzellik, bunu biliyorsunuz değil mi? Belki bu yüzden ben zorla güzellik olmaz diyenlerdenim. Yaşadıklarınızdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Kendi hayal kırıklığımı düşününce neler hissettiğinize tahayyül bile edemiyorum. Biz bir konuda anlaşamadık galiba Kerem Bey. Benim size değil, bizim birbirimize ihtiyacımız var. Ben siz Nur'a bakarken gözünüzde yanan ışığı gördüm. Şimdi o ışığın nasıl söndüğünü de görüyorum. Eninde sonunda fikriniz değişecek biliyorum. Size telefon numaramı bıraktım. Fikriniz değiştiğinde beni lütfen arayın. Bu arada siz fikrinizi değiştirmeseniz bile Nur'un eninde sonunda size ihtiyacı olacak. Çünkü benden çaldığı kocamı ondan geri alacağım. Senin kocan normal bir adam değil ki. Konuşmaktan anladığı bu işte. Sana kızıyor, geliyor hırsını benden çıkarıyor. Çok üzgünüm. Bu yaptıklarını savunacak değilim. Ama Yiğit'i biliyorsunuz. Sakinleştikten sonra hatasını her seferinde anlar. Ya ne hatası Nur? Adama kalsa ondan başka herkes hatalı. Ben seni bu işlere soktuğum için hatalıyım. Sancaktar zaten iki ayaklı hata. Ya seni hiç söylemiyorum bile. Üzgünüm ama Yiğit'in öfkesini sizin gibi anlamsız bulmuyorum. Kerem Bey gözünün önünde bana evlenme teklif etti. Bu ikimiz için de kolay yaşanır bir şey değil. Nasıl aşarsanız aşın. Ama beni de, işimi de, iş ilişkilerimi de karı koca kavganıza bulaştırmayın Nur. Ben onu sakinleştirmek için... Sen onu sakinleştirene kadar gör bak o daha neler yapacak. Merhaba İclen. Fırat, bu senin sancaklarla işler düşündüğüm kadar kolay olmayacak galiba ya. Öyle mi? Sevindim. Sevindin mi? Ay biri mi var senin yanında? Tahmin bile edemezsin. Hmm. O yılan var yine değil mi? Evet. Kesinlikle sana katılıyorum. O baş ağrısı ilacı bana da çok iyi gelmişti. Ben o pisliğin başına öyle bir ağrıtacağım ki. Eminim İclen. Bak Fırat, şimdi sanki ben sana Yiğit'le ilgili güzel bir şeyler anlatıyormuşum gibi yap, tamam mı? Böyle sanki akşam için romantik bir plandan bahsediyormuşum gibi. Anladım, anladım. Öyle mi? İlacın sana iyi gelmesine gerçekten çok sevindim. Umarım her şey istediğin gibi olur. Hoşça kal. Affedersin. Nerede kalmıştık? Siz İclal'le buzları eritmişsiniz. Öpücükten sonra sizden uzak duracağını düşünmüştüm. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama İclal ters köşe yapıyor. Ters köşe? Beni başına bela etmemek için kocasıyla ne kadar mutlu olduğunu gözüme sokmaya çalışıyor. Ama bunun gerçek olmadığını biliyorsunuz zaten. Tabii biliyorum. Ama mesela bu geceyi kocasıyla baş başa geçirecek olması yine de bana iyi gelmiyor. Böyle mi söyledi? Ona bir ağrı kesici vermişti. O kadar iyi gelmiş ki bu gece kocasıyla romantik baş başa bir program yapacak kadar kendini iyi hissediyormuş. Ne yapacakmış? Yiğit'in haberi var mıymış? Yani romantik gece ne yapacakmış anlayamadım ben tam. İclal'e soramadım. Sen istersen Yiğit'e sor. Nur. Nur görmüyor musun? Kocan Kerem Sancaktar'la ilgili ikimize de kan kusturuyor. Sonra gidip İclal'le romantik geceler yaşıyor. Romantik gece falan yok.
İcilerin hayallerinden başka hiçbir şey yok. Tamam Yiğit'e kızgınsınız ama benden bu kadar Fırat Bey. Kocamı karşıma almak pahasına işi bırakmayarak sizin için, ajans için yapabileceğim tek şeyi yaptım. Bu kampanya biter bitmez ben artık yokum. Nur'un kalbi kırılacak. Çok kırılacak. Şimdi harekete geçmezseniz bile o zaman harekete geçmek zorunda kalacaksınız. Eğer onu gerçekten seviyorsanız eninde sonunda yaralarını sarmak zorunda kalacaksınız. Kerem Bey, bence... Dünden sonra senin olmasa da benim sana söyleyeceklerim var. Teklifim senin için ne kadar hızlı, ani ve sıra dışı olsa da içten ve üzerine düşünülmüş bir teklifti. Sen şimdi diyorsun ki ne çeşit bir ruh hastasıyla karşı karşıyayım, değil mi? Hayır. Tabii ki de hayır. Sana bu kadar hızlı evlenme teklif etmemi, açıklamamın imkanı yok ama bunun benim için bir açıklaması var Nur. İnan bana, bir çılgınlık anında edilmiş bir teklif değildi bu. Gerçi her şey ortada. Onları konuşmamızın bir anlamı yok ama ben yine de hiçbir şey havada kalsın istemedim. Sana kendimi anlatmak istedim. Ben gerçekten anlayamıyorum. Bakın zaten gerçeği de biliyorsunuz artık. Ben evliyim. Bakın ben bir anda karar vermek, bir anda evlenmek ne demek çok iyi biliyorum. Çünkü biz de öyle yaptık. Yiğit de birbirimizi tanıdıktan bir hafta sonra evlendik. Eşi uyurken değil mi? Evet, uyurken. Affedersin Nur. Niyetim seni sıkıştırmak değildi. Ben... Bir anda aşık olup evlenmeyi anlayabilirim. Ama sizi anlayamıyorum. Biz hiçbir şey yaşamadık, paylaşmadık. Siz gerçekten beni çok şaşırttınız. Ben size yanlış bir sinyal mi verdim diye adeta kendimden şüphe ettim. Hayır Nur. Senin yanlış yaptığın hiçbir şey yok. İstersen ben bu durumu eşinle de konuşabilirim. Hayır, hayır sakın. Sanırım diğer gözüm için endişeleniyorsun. Bakın, bu aralar Yiğit'in psikolojisi çok iyi değil. Benim yüzümden sorun yaşadığından eminim. Ve inan bunun için çok üzgünüm. Ben seni bir kere zor durumda bıraktım. Ve bu bir daha tekrarlanmayacak. Ben senin hayatını karıştırmayacağım Nur. O halde sizden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Benden ne istersen rica edebilirsin. O zaman... Ben kampanyadan affımı rica ediyorum. Yiğit. Ben fabrikaya geçiyorum kardeşim. Geç. Benim yerime sen geçsen ya. Ya benim suratıma baksana Allah aşkına. Bende fabrikaya gidecek hal mi var? Tabii ya. Zaten bir tek senin moralin bozuk. Ya ne diyorsun şimdi Allah aşkına ya? Ha, anladım senin derdini. Emin değil mi? Ya şimdi gideceğim orada... Ben ararım şimdi müdürü. Söylerim. Uzaklaştır oradan, sen de gidersin, rahat edersin. Eyvallah, sağ ol ya. Daha ne yapayım Cahit? Zaten kafam bozuk. Zaten senin hep kafan bozuk Yiğit. Nasıl bir kafaysa o kafa hiç düzelmedi kardeşim yani. Yani İclal iyileşti, Nur işten ayrıldı ama senin kafan hala bozuk. Ya işten mişten ayrıldığı yok. Beni katil edene kadar çalışmaya devam edecek o adamla. Anladım ben. Burası daha karışık. Ben fabrikaya kaçar o zaman. Ben kimseyi zor durumda bırakmamak için işe devam edeceğimi söyledim.
ama bunu içim el vermedi. Çünkü işe konsantre olamayacağımı hissediyorum. Ben sizin için çalıştığım sürece Yiğit'le aramız hep kötü olacak. Kafam hep onunla yaşadığımız sorunlara takılacak. Ve işimin hakkını veremeyeceğim. Mutsuz olup mutsuz edeceğim. Nur tamam. Beni ikna etmek zorunda değilsin. Benden ne istersen isteyebilirsin dedim. Sen de ne istediğini söyledin. O zaman beni kampanyadan çıkaracak mısınız? Evet. Seni kendi isteğimle kampanyadan çıkaracağım. Ve bunu ben istediğim için kimse bana tazminat ödemek zorunda kalmayacak. Ajansla yola devam ettiğimde kimse işsiz de kalmayacak. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam Nur, hadi gülsün yüzün artık biraz. Gülemiyorum. Yani içim ne kadar rahatlasa da bu yaptığım aslında etik değil. İnanın duygusal olarak buna mecbur kalmasaydım sizden asla böyle bir şey istemezdim. Beni yanlış anlamadınız değil mi? Ben bunu kocamdan korktuğum için ya da o direttiği için yapmıyorum. Hatta bunu yaptığımdan onun haberi bile yok. Zaten sizinle karşılaşmasaydım böyle bir şeyi istemek aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama sizinle konuşurken gerçekten buna devam edemeyeceğimi o kadar iyi hissettim ki. Bana kendini açıklamana gerek yokmuş. Ben seni anlıyorum ve hak veriyorum. Evini kurtarmaya çalışıyorsun. İçin rahat olsun istiyorsun. Ve buna saygı duyuyorum. Ve inan bana hiçbir iş mutluluktan daha önemli değil. En azından benim için senin mutluluğundan daha önemli değil. Teşekkür ederim. Ama ben gerçekten sizin bana olan duygularınızı anlayamıyorum. Üzgünüm Nur. Gerçekten çok üzgünüm. Sana bunları anlatmamın yolu yok. Ben artık kalkayım. Her şey için, anlayışınız için teşekkür ederim. Ve olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Dur. Belki bundan sonra seni hiç göremeyeceğim. Ama lütfen senin için hissettiklerimin her ne kadar sana anlamsız veya yersiz gelse de bir ömür boyu baki kalacağını unutma. Ve bir gün bana, dostluğuma, desteğime her neye ihtiyacım olursa ben burada olacağım Nur. Senin için burada olacağım. Kendinize iyi bakın Kerem Bey. Siz iyi bir insansınız. Pislik. Hala Yiğit'e sahip çıkmaya çalışıyor değil mi? Kocasına sahip çıkıyor desek? Asla başaramayacak ya. Asla başaramayacak. Hadi İclal. Söyle artık ne var kafanda? Kerem'den de istediğini alamadın. Dur bakalım. Şimdilik alamadım. Bence o adam bu topa hiç girmeyecek. Evet. Şimdilik girmeyecek. Benim attığım pası almadı ama Nur'un attığını alacak. İclal kafanda ne var? Ne düşünüyorsun? Ya neden bana söylemiyor? İşin sana düşen kısmını yapacağın zaman ne olduğunu da öğreneceksin Fırat, tamam mı? Hadi, şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Oda servisi. Ya bu otelde yaşamak da hiç fena fikir değil ha. Oo, İclal Hanım. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Masraflısın Elmas ya. Çok masraflısın.
Koskoca İjlal Kozan. Ay pardon. Tabii şimdi sizin soyadın ne olacak? Kızlık soyadı neydi sizin? Kendine gel. Kendine gel. Sersemlik yapma İlmaz. Kusura bakmayın ama benim otel masraflarımı dert etmek de size hiç yakışmıyor yani. Ayrıca siz bana daha önce yardım etseydiniz ben hiç otele taşınmak zorunda kalmayacaktım. Tamam ya. Tamam çok konuşma. Burada rahatın yerinde. Keyfin tıkırında işte. Pardon. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim yalnız. İjder Hanım. Normal şartlarda ben inerdim aşağı spa'ya. Siz böyle otel faturasını dert edene kadar ben böyle burada kraliçeler gibi yaşardım. Ama üzerinize afiyet azıcık hamileyim de. Ve yani zahmet olmazsa eğer mümkünse karnım çıkmadan da evime dönmek istiyorum. Elmas senin bir gün içinde çiftliği ışınlayamayacağımı farkındasındır herhalde. Affedersiniz ama siz benim için ne yapıyorsunuz? Ya sadece meraktan soruyorum. Sen bana hesap mı soruyorsun? Yok canım. Estağfurullah öyle hesap sormak falan gibi değil de. Yani bazen düşünüyorum. Acaba diyorum. Yanlış tarafı mı seçtim? Ne kadar birbirimizi yesek de Nur benim kuzenim. Yani kan bağı var bir yerde. Ayrıca Yiğit Bey'in de nikahlı resmi kız. Elmas! Pardon ama darılmaca gücenmece yok şimdi. Hem belki Nur'un kocası üstündeki etkisi sizden daha fazladır. Yani siz yanlış anlamayın. Ben şu anda tamamıyla öz eleştiri yapıyorum. Düşünüyorum. Acaba yanlış atama oynadım diyorum. Ben başlarım senin at yarışına küçük sinsi. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle, tamam mı? Seni o çiftliğe benden başka hiç kimse geri döndüremez. Çünkü ben sadece Yiğit'i değil, Nazan'ı da ikna edeceğim. Nasıl? Nazan nasıl? Böyle aptala dönersin işte. Çünkü ben senin gibi üç günlük planlar yapmam Elmas. Ben uzun vadeyi düşünürüm. Ben her ihtimali hesaplarım. Şimdi Nazan nasıl ikna olacak ki benim dönüşümü? Bunun sinsi hakkın yok mu oralara ya? Senin aklın oralara basmaz. Yani ben bebeğin babasının Cahit olduğunu kanıtladıktan sonra her türlü z**yı aşarım da. Vallahi bebeğinin gerçek babası benim hiç umurumda değil. Yok gerçekten Cahit'miş, yok sütçüymüş, tüpçüymüş. Affedersiniz de ayıp oluyor sanki. Bak, o karnın şiş, tek başına kalmak istemiyorsan Elmas. Ben sana çiftlik vizesi çıkarana kadar benim sözümden bir adım dışarı çıkmayacaksın. Ben ne istersem onu yapacaksın. Yoksa beni kaybedersin. E artık beni kaybedersen de hiçbir şey kazanamazsın Elmas. O da servistir, o da servis. Aa. Nur. Ne bakıyorsun böyle geleceğimi biliyordun. Aradığımda otelin adresini verdin ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben Nazan için geldim. Evet. İjdel Hanım eltisi adına beni haşlamaya gelmiş ama gidiyordu zaten. Siz beni istediğiniz kadar tehdit edin. Ben karnımda bir kozan bebeği taşıyorum ve haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Elmas'cığım bak sana söylediklerimi sakın unutma. Bu kadar söylüyorum bak.
Ben kuzeninle konuştum ama beni pek anlamadı. Umarım sen onu bu çirkin oyundan vazgeçirebilirsin Nur. Yılan ya. Tam yılan. Cadı karı ya. Cadı. Gıcık karı ya. Bunlar şimdi kanki spor olmuşlar Nazancık'la. Böyle gelmiş sabahtan beri bana ahlak dersi veriyor bıdı bıdı. Elmas, İclal hangi otelde olduğunu nereden biliyordu? Ya işte aradı bu. Konuşalım dedi. Ben de dedim yani neticede annedir dedim. Belki dedim halden anlar dedim. Ben ne bileyim bunun Nazan'ın avukatlığını yapacağını ya. Yani kalktı ta çiftlikten buraya hiç sevmediği Nazan için seninle konuşmaya geldi öyle mi? Hiç. Delim ne? Elmas. Burası suit oda değil mi? He. Suit oda vallahi. Nasıl güzel, beğendin mi? Güzel. Güzel ama benim sana verdiğim parayla ancak bir gece kalabilirsin burada. E şekerim sen de demek ki elini cebine atacaksın azıcık. Elmas, bana bak. Sakın arkamdan iş çevirmeye kalkma. Bak seni uyarıyorum. Ben artık eski Nur değilim. Gözünün yaşına bakmam. Aa. Ne oluyor be? Otel tribi mi atıyorsun sen bana? Eğer İclal'le işler çeviriyorsanız arkamdan. Ya yok artık. Kızım sen iyice kafayı yedin ha. Benim ne alakam olur ya İclal'le? İclal kim, ben kim? Kadın gelmiş buraya benim... Sen hala konuşuyorsun ya. Elmas, bak ben ciddiyim. Onunla nasıl bir işbirliği yapabilirsin bilmiyorum. Ama eğer bir hatlar çeviriyorsan... yemin ederim... hamile mamile dinlemem, seni buna pişman ederim. Aa, yeter artık ama be. Yani hamile kadına söylediğin şeylere bak. Yani hiç derdim yokmuş gibi bir de seni İclal'inle uğraşacaktım. Tamam. Tamam, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Peki Elmas. Neden otel odası? Senin ev tutman gerekiyordu. Ha, bak çok güzel soru Nurcuğum. Sen inansan da inanmasan da ben çiftliğe geri döneceğim çünkü. Bak dikkatini çekerim. Çiftlik diyorum. Karnında herhalde Cahit'in bebeğini taşırken gidip o küçücük fıçıcık müştemilata taşınmayacaktım yani. Gideceğim ve bir güzel o çiftliğe yerleşeceğim. Hala bıraktığım yerdesin yani. Çocuk hala Cahit'ten. Ay hala diyor ya. Ay vallahi şimdi bebeğime kıyabilsem kendimi keseceğim burada. Kızım sen neden anlamıyorsun beni? Ben Cahit'ten başka kimseye dokunmadım bile. Hadi diyelim ben buna inandım. Kısır bir adamdan hamile olduğuna kim inandıracağını sanıyorsun? Ya adam kısır değil. Kadın ne yaptı, ne söyledi bilmiyorum ama kandırmış benimkini. Ama buraya kadar. Yani kısır olmadığının kanıtı işte benim karnımda. Ya tamam, ben sana inan demiyorum. İnanma. Kimse de inanmasın. Ama bana kendimi ispat etme şansı verin. Yani bak sana yalvarıyorum, Cahit'i babalık testine ikna et. Ya bak... ben bebeğim doğunca da yaptırırım bunu kendi imkanlarımdan. Ama yazık değil mi? Ben şimdi böyle stresli bir hamilelik geçirince benim bebeğime yazık değil mi? Babalık testini, yani senin bulduğun doktor senin istediğin hastanede değil. Cahit'in istediği doktorda, istediği hastanede testi yaptırmaya razı mısın? Yani kabul ediyor musun? Hangi hastane, hangi doktor olursa. Bak bunu söylediğime inanamıyorum. Ama senin için değil. Bebek için elimden geleni yapacağım. Umarım bu da oyunlarından bir tanesi çıkmaz Elmas. Bütün kalbimle umarım sen gerçeği söylüyorsundur. Resmen basıldık ya. Konuşalım kocacığım. Bir misyon ayamayacaksın yılan.
Sevgilim, sürpriz. Hayırdır Cilal? Aslında telefonda da halledebilirdim de hazır buralardayken yanına gelmek istedim. Neyi halledecekmişsin? Ben bugün biraz tatsız bir şey yaptım. Gittim Elmas'la konuştum. Ne? Ne alaka şimdi? Ay kızma hemen sevgilim. Ayrıca ne demek ne alaka? Mücahit'le Nazan söz konusu sonuçta. İkisi de söz konusu değil. Sadece o kızın yalanları söz konusu. Onu da evden gönderdik, yalanlarından kurtulduk. Sen şimdi neyi kurcalıyorsun? Sen kurtulduk diyorsun ama o öyle kolay değil. Elmas babalık testi yaptıracakmış. Ruh hastası şimdi kendi yalanına mı inanmış? Vallahi sadece kendi inanmakla kalmamış. Herkesi de inandıracak. Ne demek herkese? Bu Elmas beni böyle ufaktan ufaktan tehdit etti. Cahit eğer babalık testini güzellikle yaptırmazsa Elmas basına konuşa konuşa zorla yaptıracakmış. Hayret bir şey ya. Tam bir baş belası. Ne kadar aşağılık bir kadın bu ya. Hadi konuşsun bakalım. Sıkıyorsa yaptırsın. Ya sen de gidip konuşuyorsun, şunu yüz veriyorsun ya. Bir daha konuşmayacaksın. Tamam. Tamam sevgilim ya. Biz kapatalım bu meseleyi. Bunu kapatalım, esas meseleye gelelim. Ben bu akşam senden özel bir randevu istiyorum. Randevu? Hı. Böyle baş başa bir yemek. Kutlama yemeği. Neyi kutluyoruz? Neyi kutluyoruz? Tabii öncelikle benim sağlığıma kavuşmamı kutluyoruz. Sonra da kendim için seçtiğim işi. Hı. Ne iş kuruyorsun? Ben takı tasarımcısı olmaya karar verdim. Sana danışacağım bir sürü şey var sevgilim. Bak bu akşam bizim hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çalışacağım. Ya ben iş hayatım boyunca senin haberin olmadan, senin istemediğin, onaylamadığın tek bir adım bile atmak istemiyorum. Sen benim yanımda ol. Bana yol göster istiyorum sevgilim. Pardon, duymadık kapıyı çaldığını. Duymadınız. Fark ettim. Sekreter yerinde yoktu da. Ay, Nur, bugün ikinci kez karşılaşıyoruz. Yani bilmesem takip ediyor beni zannedeceğim. Sen ne yapıyorsun acaba burada? Az önceki piştiğimiz için geldim İclal Hanım. Ama rahatsız ettim sanırım. Ben gideyim. Gitme. Yani mesele ciddi ki bu kadar buraya kadar geldin. Ay sen rahat ol, rahat. Biz bitirmiştik zaten. Hayatım akşam sen mi alırsın beni yoksa orada mı buluşalım? Ben alırım. Tamam. Bay bay Nur. Neydi o öpücük Yiğit, neydi? Birden oldu. Ben de beklemiyordum. Ne bileyim yani birden geri çekemedim kendimi. Tamam kusura bakma. Sakin ol. Yani ben gelmeseydim de geri çekilecektin. O ne demek? Yani saçmalıyorsun.
Bana cevap ver Yiğit. Ya o nasıl bir soru Allah aşkına? Beni fark edene kadar öylece duruyordun Yiğit. Ya sen vallahi yemin ediyorum iyi değilsin. Gerçekten iyi değilsin. Kendi yanlışını biliyorsun. Yanlışından döneceğine bana yükleniyorsun. Sırf bir açık buldun şimdi benim üstüme oynuyorsun. He ama ben yemem. Yiğit Efendi yemez bu numaraları. Merak etme. Neden salak gibi buraya koşa koşa geldim ki? Nur! Nur! Nur diyorum sana. Nur! Nur Hanım! Akşama iyi eğlenceler Yiğit Bey. Bu ne şimdi ya? Yemeğe çıkacağız. Ne güzel. Haberim yoktu, bana söylemedin hiç. Söyledim ya şimdi. İclal bak tekrar soruyorum. Sen bana kızgın mısın? Ay anne. Sıkıyorsun insanı. Dönüyorsun, dolaşıyorsun, aynı şeyi soruyorsun. Ya bütün gün benden kaçtın. Telefonlarıma cevap vermiyorsun. Hayır yani ben konuşmasam hiçbir şey söylemeyeceksin. Ne sorayım ben sana İçler? Ha? Kızgın değilim anne ben. Tamam, kafam dolu benim. Neyle dolu? Neyle dolu olur benim kafam ya? Kocamla dolu. İçler, bilmem gereken yeni bir şey var mı? Senin bilmediğin bir şey var mı anne? Hı? Sen zaten her şeyi bilmiyor musun? Nasıl bir cevap bu şimdi? Hı? Ben bir şey anlamadım. Sen de bir garipsin bugünlerde. Bilmediğim bir şey yok. Her şeyi konuşuyoruz diyorum işte. Allah Allah. Hadi Yiğit bekliyor beni. Çıkacağız. Anne. Bir şey isteyeceğim senden. Gürültümüzden sonra ilk kez. İlk kez bütün kalbimle yorulduğumu hissettim. Allah'ım bana güç ver. Adamı, kocamı daha ne kadar paylaşmak zorunda kalacağım ben? Lan açmıyor işte, açmıyor. Ya Yiğit, burada durup konuşacağına gitsen oğlum karın yanına. Hadi ben İcil'i idare ederim, hadi git. Ya öyle iki arada bir derede konuşulacak konu değil bu. Sakinleşsin diye bekliyorum. Yuh be kardeşim. Yani kız sizi balığa çıkarken değil, öpüşürken görmüş. Beynimi yaktım ya. Yemin ediyorum beynimi yaktım artık. Ya özürleyip alttan alacağına bir de parlamışsın kıza Yiğit. Ya bırak Allah aşkına. Ben aşkım yüzünden ben olmaktan çıkmışım. O kalkmış bana ben yetişmeseydim eski karımla şapur şupur yarabbi şükür diyor. İnsanda savunacak güç bırakmıyor ki. Ama ben biliyorum neden yaptığını. Sırf o herif yüzünden yapıyor böyle. Ya kız her şeyi anlatmışsın bak. Yani yarın İclal'le hastaneye gideceksin. Ve İclal'e sonra her şeyi anlatacaksın. Ama Nur'un bundan haberi bile yok. İnsan da müjde verecek hal mi bırakıyor Allah aşkına? Aşkım. Ben hazırım. Beni o kadar sinirlendirdi ki... ona sancaktar işinden ayrıldığımı bile söyleyemedim. Gece gidip
baş başa yemek yiyeceklerine inanamıyorum. O ikisini bir arada görmeye artık katlanamıyorum. Nazan. Hadi yemek yiyeceğiz. Size afiyet olsun. Ben pek iyi değilim ya. Üşüttüm herhalde. Ateşin yok Nazan. Çıkar birazdan. Ya içim kırılıyor böyle. Nazan. İyi değilsin sen. İşte onu diyorum ben de, iyi değilim. Öyle değil Nazan. Yani bu elmas meselesine takıldın gittin. Niye böyle yapıyorsun kendini? Bak ben açtım artık. Bu evde kimse sana eksik ve kusurlu bir kadın diyemeyecek. Çünkü herkes kusurun bende olduğunu biliyor. Hadi. Ne olur topla kendini artık. Çok başım ağrıyor Cahit. Ya vallahi bak başka bir şeyden değil. Hadi sen in ye yemeğini, olur mu? Soğutma. Ben biraz uyuyayım, geçer zaten. Tamam. İyi. Uyu. İnşallah geçer. Allah'ım ne yapacağım ben? Of. Bir babalık testi her şeyi bitirecek. Sevgilim ben biraz üşüdüm. Rica etsem şu vestiyerden etolüm getirir misin? Ama içerisi çok sıcak İclal. İçim ürperdi Yiğit. Hasta oluyorum sonra, hadi ne olur. Ben ondan bir seferde üç tane alsam ne olur? Bütün gece uyur, sabah da nerede uyandığınızı hatırlamazsınız. Gece başlayacak olan yeni hayatımıza için. Ben sana küstüm. Artık hiç uyutmuyorsun beni. Ama anneannem bana söyledi. Sen artık kocaman adam olmuşsun. Tek başına uyuyabiliyormuşsun. Nasıl? Ben kendime masal okumayı beğenmiyorum. Küstüm işte sana. Ama bak ne diyeceğim. Sen beni çağırmışsın, ben koşa koşa yanına geldim. Eğer barışmazsan ben de sana masal okumam. Tamam tamam, o zaman barıştık. Ama öyle kuru kuru olmuyor Mert Bey. Sarıl bakayım bana kocaman. Uy canım benim canım.
canım benim. Mert. Geç oldu artık. Madem masal okuyacak, hadi yat artık. Yatıyor şimdi zaten. Hadi bakalım. Hanur, yarın sabah Mert'i okula sen hazırlar mısın? Benim doktorla randevum var. Annesi de erken kalkamıyor. Tabii tabii. Sağ ol. Bak, yarın sabah da birlikteymişiz biz. Yaşasın. Eski günlerdeki gibi. Hadi yat bakalım, şimdi masal okuyacağız. Takı tasarımı. Gerçekten bu iş sana çok yakışacak işler. İşte ben İcilal Kozan imzasını sonsuza kadar yaşatmak istedim. İmzayı boş ver. Gerekli değil ki. Yani ha İcilal, ha İcilal Kozan, ha bambaşka bir isim. Ne fark eder? Önemli bir şey değil ki. Önemli olan senin hayallerinin kadınların parmaklarını süslemesi. Şaka mı yapıyorsun sevgilim sen? Ha? Sen unuttun herhalde. Ben o ölüm uykusundan uyandığımda bile hatırladığım son şey seninle evlendiğim gündü. Senin karın olduğum, senin soyadını taşıdığım gün. O gün benim miladım. Ölüm uykusu bile o günü silip atamadı benim hafızamdan. Bizim evliliğimiz, evliliğimizin meyvesi oğlumuz, yuvamız. Bizim yuvamız ölümsüz olmalıydı. İşte bu yüzden benim markam İcilal Kozan olacak. Beni ben yapan, bana anlam katan soyadın sonsuza kadar yaşayacak. Tıpkı benim sonsuza kadar senin karın İcilal Kozan olarak yaşayacağım gibi. Çarpıldın ama ya. Ben içmedim ki o kadar ya. Ben şimdi sana bir kahve yapacağım, bak hiçbir şeyin kalmayacak. Bir de sarhoş olmuş ya. Bir de sarhoş olmuş.
Dur, dur. Aşkım ama böyle yatılmaz. Dur şu ayakkabını çıkarayım bari. Of başım. Ama ben kahve yapacaktım sana da. Ben şimdi geçireceğim senin başının ağrısı. Parmaklarım şifa olacak sana. Benim şifa olacak. Aşkım şifa olacak. Girerler. Mert! Tarağı getir, annem tarasın. Mert gitme, dur! Dur. Bak kapı çalınmadan açılmaz.